Trabzon'un Yomra ilçe belediye başkanı Mustafa Bıyık, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğradı. Bıyık, saldırıyı yara almadan atlattı. Silah sesiyle karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm zaman zaten fail kaçıyordu. Pusuya yattı, gözetledi, harekete geçti ama amacına ulaşamadı. Trabzon'un Yomra Belediyesi güvenlik kameraları sabah saatlerinde belediye başkanına saldırıyı kayda aldı. Belediye binası çevresinde gezinen şüpheli, o esnada makam aracıyla belediyeye yaklaşan İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın aracına 7 metreden 5 el ateş açıp kaçtı. Saldırıda Başkan Bıyık yara almazken kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Saldırının ardından polis merkezine giden Bıyık şikayetçi oldu. Yaptığı ilk açıklamadaysa tehdit alıp almadığı sorularına da yanıt verdi. Öyle çok bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Biz onları emniyetle paylaşacağız inşallah. Saldırganın eşkalini belirleyen polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'yla Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Belediyesi'ne giderek Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Olay yeri inceleme ekiplerimiz inceliyor. Çok şükür belediye başkanımıza isabet eden herhangi bir mermi yok.